Neredesin Can Polat? Şevko'nun inine buldum. Zor bir mekan ama birkaç sağlam adamla koparırız kafasını. Nereden buldun? Dış cephede 8 kamera var. Giriş çıkışı kontrol eden 2 kişi. Tüm dış güvenliği sağlayan 6 kişi. Ana giriş kapısında da 2 kişi var. İçeridekileri varsa hesapla. Polat. Can Polat. Bir dinle. Keşke her şey düşündüğün kadar basit olsa. İçim içimi yiyor Polat. Ben bu lafları söyleyecek adam değilim Polat. Gözünü seveyim işimi güçleştirme Can Polat. Dinliyorum. Şevko'nun gırtlağını sıkmak isterken elini sıkmak zorunda bırakıldım. Bilmediğin şeyler var. Şu anda bunları ne ben sana anlatabilirim ne sen anlayabilirsin. Maalesef şimdilik Şevko'ya hiçbir şey yapamayız. Devlete mi çalışıyorsun sen? Bunu duymamış olayım. Ben sadece kendime çalışırım Polat. O halde? Şevko'ya şu anda bırak kurşun atmayı, taş atsak 7 sülalemizi ortadan kaldırırlar. Bu Şevko Çakır meselesi değil. Daha başka bir şey. Benim sülalemde bir tek duran emmi kalmıştı. Kaybedeceğim başka kimsem yok. Can Polat. Eğer Şevko'yu öldürmeye kalkarsan bu benden bilinir. Eyvallah. Sana bir can borcumuz vardı. Ödemiş oluruz. Ama Çakır kardeşini dinlersen... Yapacakların beni bağlar. Kime sıkıştırdıysa böyle söylersin. Senin ve ailenin canı benim için değerli. Tehlikeye atacak bir şey yapmam. Can Polat. Gel bekle, sonunu düşünmeden bir şey yapmayalım. Her şeyin sonunu düşünen kahraman olamaz. Elim kırılaydı da o şerefsizle tokalaşmasaydım. Büyüdük ki gebe kalıyoruz Memati! Pilav satarken zabıtaya eyvallahımız yoktu. Peşinden gideyim mi abi? Yanında gidemedikten sonra arkasından gitmenin ne anlamı var Memati? Misafiriniz geldi efendim. Geldiniz. Buyurun. Patron, misafiriniz geldi. Merhaba. Hoş geldin güzelim. Viski? Tabii. Bu kıyamı da unutma. Bir saat sonra da ben sana kıyak yaparım. Alemdar'ın Şevko'yu öldürmeye geldiğini haber ver. Efendim, Polat Alemdar patronu öldürmeye geldiğini söylüyor. Dikkatli olun, tek değildir. Üstünü giy. Ne oluyor lan, kaç kişiler? Patron kimseyi görmedi ki, birinci kattaki çocukları vurmuşlar. Allah belanızı versin. Paramı ver. Paramı al. Ver.
Vallahi ben bir şey yapmadım. Efendim siz burada bekleyin. Kimsin? Ne istiyorsun? Polat. Kimine göre can Polat, kimine göre can alan Polat. Canını istiyorum. Çakır mı gönderdi seni? Emmi gönderdi. Kanımı al dedi. Emmi'yi ben öldürmedim. Kes lan! Hemen öldürmeyeceğim seni. Ama şimdilik bağışlandığın için diyet ödeyeceksin. Sonra da her gün ölmeyi bekleyeceksin. Seni öldürmediğim her güne lanet edeceksin. Herkese boğuşak. Bahisler açılışında racon. Racon sahipleri kendileri için manevi değer taşıyan eşyaları bir rakamın üstüne koyarlar. Kazansalar da kaybetseler de biçtikleri değer kadar kumarhane sahibine destek verirler. Son bahisler lütfen. Bahisler kapanmıştır. $200,000. Teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim efendim. $300,000. Teşekkür ederim efendim. $100,000. Teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim. Tesbihinin değeri nedir Can Polat? 35 katını ödeyelim. 35 kat daha değerlendir.
Eyvallah. Sen Çakır'ın hayatını kurtardın ama... Bak, Çakır senin için kılını kıpırdatmadı. Canı sağ olsun. Çakır'ı da bekliyordum çifte bayram yaparım diye ama... içeri almışlar. Artık bayramı seninle yapacağız. Var mı son bir isteğin? Yüzünü gördüğümden beri bir tek isteğim var. Neymiş? Canını almak. Nasipliymiş be gülüm. Sana ölmek için yalvaracağını söylemiştim ya. Vazgeçtim. Bir kaşık suda boğulduğunu görmek daha keyifli. Başlayın. İşinizi bitirip denize atın. Ortalıkta delil bırakmayın. Beni polislerle uğraştırmayın. Dakika oldu, herifte hala tık yok. Müsaade et, şunun kafasına bir tık sıkayım. Oğlum, gideceğin yer daha eğlenceli bir yer değil. Dur şurada bir şey seyrediyoruz. Dal. Üç buçuk dakika. Dakika. Fena değil. Daha iyisini yapabilir. Daha iyisini zorda kalınca yaparsın. 5 dakika. Ne ciğer varmış be. Yazık oldu. Şevko abi, bir terslik yok. Mallar bizde, tırlar yola çıktı. Abi, depoda da bir arbede çıkmış. Senin bağladığın herif kaçmış herhalde. Ben depoyu toplatıyorum. Ortalıktan kayboluyorum bu gece. Tabii seninle irtibatta olacağım. Hayırlı geceler abi. Mallar ne? Tırlar nereye gidiyor? Ne malı, ne tırı? Şevko'yla çevirdiğin dolabını. Yoksa bütün kemiklerini kırarım. Ben nakliyeciyim kardeşim. Kim isterse malını taşırım. Adam gibi konuş. Şarjörümde 13 kurşun daha var. İskenderun'dan Kuzey Irak'a insani yardım paketi götürüyoruz. Şevko ne zamandan beri insanlara yardım elini uzatıyor lan? Bilmiyorum. Tırların içinde ne var? Ben bu kadarını...
Hiçbir nakliyeci bilmediğim malı taşımaz. Onun içinde ne var dedim. Uçak! Uçaksa var! Tırlar nerede? Yolda. İskenderun'dan az önce çıktılar. Malları götüren tırların plakalarını ver. Polis misin? Kaç tane polis bacağına sıktı? Şevko'dan başka bu işte kimler var? Ben sadece Şevko'yu tanıyorum. Başka kimseden haberim yok! Polis değil. KGT. Müsaade aldın mı oturmak için? Oturabilir miyim? Polat Alemdar. İsmin çok farklı. Kim koymuş? Annem. Dakika bir, gol bir. Baban. Genç yaşta ölmüş annen. Maalesef. Annen yaşasaydı seni ne olarak görmek isterdi? Diplomat. 2-0. Peki sen ne olmak isterdin? Mafya babası. Ne yapmaya çalışıyorsun lan sen? Neden peki? Siz niye savcı olduysanız? Adalet. Neden Almanya'da mafya babası olmak istemiyorsun da burada istiyorsun? Orada katil oldum, burada adil oldum. Adil olmayı Çakır'dan mı öğrendin? Çakır'ın da öğrendiği yerden. Dayımdan. Duran emmi. Aynanın arkasında kim var? Çok mu meraklısın? Aynanın arkasındakiler kadar değil. Çok rahat. Çok profesyonel. Dosyanın Türkiye'ye kadarki kısmı çok yalın. Almanya'da kalsaymışsın çok da ünlü olmayacaktın. Ama Türkiye'ye gelince kısacık zamanda çok iş yapmışsın. Ne iş yapmışım? Koca Şevko'yu ordusuyla birlikte mezara yollamışsın. Daha ne yapacaksın? Dosyayı birlikte oluşturacaksak cinayetleri ben seçmek isterim. Başka? Sigara içmek isterim. İçemezsin. Ağzından çıkar. Seninle üslubumu değiştirmek istemiyorum. Çünkü bu düzeyden hoşlandım. Sakız çiğneyen mafya babası olmaz. Alemde seni bitiririm. Söz. Bir daha çiğnemeyeceğim. İnsan idealleri için zevklerinden vazgeçebilmeli. Söz aramızda kalacak. Çok merak ediyorum. Şevko çok iyi korunuyordu. Kapısının önünde bir adamı bekliyordu. Koridorda da bir sürü adam. Onu öldürmeyi nasıl başarabildiniz? Yapanı ben de takdir ettim. Teşekkür ederim. Diyelim ki sen öldürmedin. İsteseydin nasıl öldürürdün? Dediğiniz şartlarda mekanı görmeden biraz zor ama imkansız değil. Benimle birlikte bir adam daha lazım. Ben sedyenin üstünde olurdum. Çarşaf altında. Ölü gibi. Adamım hasta bakıcı kıyafetinde. Kapının önüne geldiğimde susturucu silahlı adamı öldürür, sedyenin üstüne yatırırdım. Adamım yüzünü örtüp götürürken ben içeri girmiş, silahı Şevko'nun kafasına dayamış, sormak istediğimi sormuş,
Söylemek istediğimi söylemiş olurdum. Ve Şevko'yu dikkatleri başka yöne çekmek için camdan aşağı atardım. İki bir. Güzel bir plan. Bu çakırı aşan bir iş. Bildiğimiz çakır gider, çatışır, vurur, vurulur, şovunu yapar, aslanlar gibi cezaevinde yatar. İyi. Çakır'ın bir dosyası azaldı. Son soru. Çakır'la sen beni öldürmek için plan yapsanız, buraya girip beni öldürüp nasıl çıkarsınız? Bir. Çakır bir savcıyı asla öldürmek istemez. Çünkü Türkiye geleneğinde savcı öldürmek yoktur. İki. Diyelim ki istedi. Buraya size ifade vermeye gelmiş gibi girer. Önceden buraya sokmayı başardığı silahla sıkar. Silahı masaya bırakır. Teslim olur. Aslanlar gibi cezaevinde yatar. Gelelim bana. Ben birini öldürecek olsam meslek ayrımı yapmam. Bu geleneğe yabancıyım. Ama mesleği ne olursa olsun kimseyi yakalanacağım yerde öldürmem. Benim ismimi unutacağınız zamanı sabırla beklerim. En savunmasız durumunuzu, yani en mutlu gününüzü seçerim. Sizi öldürürüm. Bırakacağım imza sadece dostlarım tarafından anlaşılır. Aman evlilik yıl dönümüm olmasın. Karım hayatta bunu açıklayamam. İki iki. Evlilik yıl dönümünüzün en mutlu gününüz olduğunu zannetmem. 3-2 aldık. Maç biter. Sen kimsin? Benim babam mısın? Amcam mısın? Abim misin? Sevgilim misin? Kocam mısın? Kimsin? Ne istiyorsun? Her şeyini. Senin alabileceğin her şey bunun içinde. Niye durdun? Sıkıştım. Bir benzinlik bulsaydım. Eskiden benzinlik mi vardı Memati? Biri görürse rezil oluruz. Sünnetsiz miyiz Memati? Niye rezil olalım? Ne yapıyor bu adam? Ne
öldürdün? Bir adama sabah rastlarsam önemsemem. Aynı adama öğlen rastlarsam tesadüf deyip geçerim. Ama akşam karşıma çıkarsa düşünmem öldürürüm. İyi de adam kimdi? Bana ne? İzleten düşünsün. Şu ilerideki arabanın içindeler. Özel ekip. Bizi sorguya alan polislerden ikisi var. Korunuyor morunuyor. Kaldıralım duruşmaya çıkmasın. Sonra bakarız çaresine. Memati. İşi daha berbat ederiz. Üstelik bizi de içeri alırlar. İşte o zaman Çakır'ın ipini çekerler. Sadece konuşacağız. Sen bir adamını buraya dik. Bir yere giderlerse takip etsin. Hadi bırak çocuğum şu kumandayı. Hadi dersine çalış. Hadi. Tamam. Ne olacak şimdi? Bu adamlar burada böyle duruyor. Oğlanın yanında konuşmayalım. Ben bakarım. Otur. Gel. Anne ne oluyor babama? Bir şey yok çocuğum. Hadi sen dersine çalış. Hadi. Hayırdır? Bir şey mi oldu? Bir şey yok. Merak ettim seni. Sıkıntın varmış. Konuşalım istedim. Yok bir şey. Öyle bir mesele değildi. Buyurun. Hanım, misafirlerimiz var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hanım, iftarlık bir şeyler hazırla. Yok, o kadar kalmayacağız. Delikanlının okulu yok mu bugün? Gitmedim. Oruç tutayım diye tutturdu. Ben de yollamadım. Çocuk işte dayanamadı. Gel çocuğum, biz babanları rahatsız etmeyelim. Otursanıza. Sadece canım sıkkındı. Hepimizinki gibi. İnsanın kafası karışıyor. Senin kafanı koparırım, karışmaz. Ne oluyor Memati? Ulan diyorsun. Bir de o tanımadan soruyor musun? Sen bizi nasıl satarsın lan? Ne satması? Ne diyorsun? Kapının önüne bir de polis mi diktiriyorsun? Memati! Seni gebertirim, leşini de önlerine atarım. Memati! Usta, ben bunu öldüreceğim. Bu alemde gammazların yaşadığını gördün mü Servet? Abi vallahi de billahi de öyle bir şey yok. Ben ne bileceğim ki, ne anlatacağım? Kapının önünde kaç gündür siviller var. Ama ben zannediyordum ki herkesi takip ediyorlar. Ben ne bileyim? Ulan kahpe! Sattığın yetmiyor, bir de masal mı anlatıyorsun lan? Memati, elini ayağını öpeyim. Çocuğumu bir daha görmek nasip olmasın ki, öyle bir şey yok. Size kim söylemişse yalan söylemiş. Servet. Sana bir daha çocuğunu görmeyi nasip etmem. Büyük kumar oynuyorsun. Ben senin ne yaptığını biliyorum. Çakır'ın aleyhine ağzından bir kelime çıkarsa... bütün sülaleni gözünün önünde öldürürüm. Sesini çıkarma diye de... dilini koparırım. Bunu bırakacak mıyız? Servet konuşmayacak. Değil mi Servet? Tabii ki abi. Bas. Kart. Poz. Tek kart.
Babam öldü demiş Temel. İlyas sormuş. Neden öldü? Apartmanın 8. katının balkonundan düştü. Eyvah, parçalandı mı? Yok. Girişteki bakkalın tentesine düşünce oradan hop havalanıp karşı apartmana yöneldi. Apartmana mı çarptı? Nasıl oldu? Yok. Karşı apartmanın balkonunda çamaşırlar asılıydı. Çamaşır ipini vurup hop fabrikanın bahçesine düştü. Orada mı öldü? Yok. Fabrika çelik yay fabrikası. Bahçedeki yayların üzerine düşüp hop havalandı yeniden. Peki sonra? Sonrası ne? Baktık ki yere inmiyor. Biz de vurduk onu. Hadi bir saatte bir parti dönüyor. Sus da oyna. Bir saat ha? Sen yarım saatin hikayesini biliyor musun? Temel İstanbul'a gelmiş. Yürüyormuş. Bu arada 5 dakikada bir top atışları duyulmaktaymış. Merak edip sormuş. Hemşerim, bu top atışları neyin nesi? Kraliçe Elizabeth'in gelmesi sebebiyle top atışı yapılıyor demişler. Aradan yarım saat geçmiş. Top atışları hala sürmekte. Temel çekmiş birisini yine sormuş. Bu top atışları nedir da? Aynı cevabı alınca kızmış. Ulan yarım saattir bir kareyi vuramadılar da. Hadi ne söyleyeceksen söyle. Gördüm. Arttırdım. Kabul. Konuş. Temel, Natasha ile evlendikten sonra bir haftalığına gittiği memleketten haber vermeden erken dönünce karısını evde başka bir erkekle yatakta bulmuş. Derhal belindeki silahına davranmış, yataktaki adamı alnının ortasından vurmuş. Tabancayı tam kendi kafasına doğrultmuşken Natasha haykırarak üzerine atlamış. Dur Temel'im, kıyma kendini. Temel sinirden titreyerek haykırmış. Sus kaltak, sıra sana da gelecek. Hadi hadi, göster. Lanet olsun. Sıra size de gelecek. Gülmeyin be. Üç vampir. İngiliz vampir, Fransız vampir, bir de bizim Temel vampir. Binmişler uçağa, seyahat etmekteler. Ben yokum. Ben hiç yokum. Temel vampir olur mu ya? Hemen kaçmak yok. Rest. Ne o? Vampir? Kanımızı mı emeceksin? Aradan zaman geçer, İngiliz vampir acıkır. Uçaktan ayrılarak aşağılara pike yapar. Dolanır dolanır ve ağzı burnu kan içinde geri döner. Hemen sorarlar. Ne yaptın? Şu aşağıdaki arabayı gördünüz mü? Gördük. Peki onun yanındaki çifti gördünüz mü? Evet gördük. Peki onlardan erkek olanı gördünüz mü? Evet gördük. İşte ben onun kanını içip geldim. Bir süre geçtikten sonra Fransız vampir aralarından ayrılır. O da dolandıktan sonra geri gelir. Onun da ağzı burnu kan içindedir. Sorarlar, ne yaptın? Şu aşağıdaki evi gördünüz mü? Evet gördük. Onun yanındaki kütüğü gördünüz mü? Evet gördük. Ona yaslanmış uyuyan adamı gördünüz mü? Evet gördük. İşte ben onun kanını içip geldim. Yolculuk yine devam eder. Ve sıra bizim vampir Temel'e gelir. Uçaktan ayrılıp o da aşağılara süzülür. Bir süre sonra o da ağzı burnu kan içinde geri döner. Sorarlar.
Sen kimin kanını içip geldin? Şu aşağıdaki gölü gördünüz mü? Evet, gördük. Peki onun yanındaki ağacı gördünüz mü? Evet, gördük. Peki onun yanındaki direği gördünüz mü? Tamam, gördük. İşte ben o direği görmedim. İşte siz o direği gördünüz. Tam zamanında davranmışım. Benimkisi Fos'tu. Hazır mısınız? Evet komutanım. Komutanım, şahıs firar etti. Operasyon iptal. Aslanım benim. Ulan aleme hükmettik. Bir kadına sözümüzü geçiremedik. Ne oldu kardeş? Ya Can Polat, bu kadınlarda artık 6. his midir? 8. his midir? Ne alsa bir şey var kardeşim. İnsanın en mutlu anını bulup hiç gözünün yaşına bakmadan zehir zıkkım ediyorlar da. Çakıra eşekten düşmüş, birini getirin. Biz anlamayız bu mevzudan. Oh, dünya sana güzel dayı. Memati, eve birini gönder. Ne oluyor, ne bitiyor, bana saatte bir rapor ver. Milletin içinde aklım kalmasın. Bu çocuklar olmasa aslında sen ne yapacağını biliyorsun değil mi? Şerefsizi hiç düşünmem ya. Ayıp ama ya. Hepinizin de bildiği gibi sırtımıza ağır bir yük yüklenmiştir. İstedim ki bu yükü kardeşlerimle adil bir şekilde paylaşıp İstanbul'da uzun bir zamandan beri sağlanamayan barışı birlikte tesis edelim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hepimiz davetine icabet ettik, şeref bulduk. Ben Faris Sarıyaylı olarak İstanbul'da güçlü bir barış için herkesin burada olması, varsa fikirleri beyan etmesi, varsa sıkıntıları halletmesi gerektiğini düşünüyorum. Aramızda Cerrahpaşalılar eksik. Halit Bey gelmeyecek mi?
Biz kendilerine davet çıkardık. Şerefine kalmış. Sizleri bu yükü beraber taşıyacağım. Can dostum, can yoldaşım, hem ortağım hem kardeşim Polat Alemdar'la tanıştırmak istiyorum. Aranızda olmaktan şeref duyuyorum. Ben Fethi Gümüş olarak ne zamandır bir arada olamadığım kardeşlerimle bu muhabbet ortamını paylaşmaktan şeref duyuyorum. Polat kardeşimiz de aramızda yenidir. Hoş gelmiş, sefa getirmiş. Lakin Faris kardeşin dediği gibi eksiklikten kasıtlı olmasın. Birliği sağlamadan dirlik nasıl sağlanacak merak etmekteyiz. Burada mevcut kardeşlerimin varlıkları birliği sağlamaya yeterlidir. Bu masanın dışında olan da İstanbul'un dışında kalır. Kalacak değil, yatacak yeri yoktur. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyur kardeş. Abinden bir haber mi getirdin? Abim ana bir, baba bir, öz abimdir. Koltuğu benim koltuğumdur. Sözüm onun sözüdür. Herkes üstümüze geliyor. Bu işlerin eski tadı kalmadı. Yapamıyorsan bırak kardeşim. 3 tane hırsıza hükmedemiyorsan git emekli kuyruğuna gir. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Üstün kardeş haklı. Millet piyasaya çıkamıyor. Dükkanlar kan alıyor. Maliyeci bir taraftan, polis bir taraftan üstümüze geliyor. Çakır abiniz halleder bu işleri. Herkesi dinleyeceğim Metin. Metin oldu. Benim sözüm kesilirse ben bir daha söz etmem. Halde memleketleşme var. Bizim lakabımız Kürt'e çıkmış ama hayrımız gayrımız yoktur. Paylaşmayı biliriz. Balık Ali, sözün meclisten dışarı bir ekibin, taşımacılık başka bir ekibin. Otogara gelince, yok harem taşınacakmış, yok şuymuş, yok buymuş. Canımız fena sıkılmakta. Barış denilen şey, hudutları çizmek, önümüzü görmek olsa gerek.
Bize sefirlik yapacaktan muradımız yolumuza ışık olmasıdır. Gölge değil. Evet Metin. Konuş. Abini dinliyoruz. Söylediğim gibi. Bizim bir derdimiz yoktur. Olursa kendimiz çözeriz. Ha, bizden bir derman dileyen varsa adres burası değildir. Biziz demeye geldik. Abinin lafı mıdır? Senin lafın mıdır? Tek kaldın diye saymayı mı unuttun Çakır? Abim bir, ben bir. Hepiniz bir, biz bir. Buraya saygı göstermeye değil, saygısızlık etmeye gelmişsin. Hiçbir saygısızlık cezasız kalmaz. Bu saatten sonra sana, senden kaç tane varsa sülalene İstanbul'da başı buyruk hareket etme kapısı kapanmıştır. Ya bizim şartlarımıza uyarsınız, özür dileyip biat edersiniz ya da defolup gidersiniz. Şartlarınız neymiş? Ben Ziha abiye ne diyeceğim? Bundan böyle uyuşturucu satışı sınırlandırılacak. Bilinen adamların dışında kimse piyasaya el altından mal sürmeyecek. Okullara uyuşturucu girmeyecek. Uyuşturucu işinin dışında yapılacak her iş, geleneklere bağlı usullere göre yapılacak. Her şeyden evvel, abin gelip Süleyman Çakır'ın elini öpüp kesilen cezayı kabul edecek. Sen kimsin lan racon kesiyorsun?
racon kesmiyor. Kafa kesiyor. Süleyman Çakır, İstanbul'un sefiridir. Biat edin.